Eurosatory 2004 fuarında şu an arkamda görmüş olduğunuz Venom LR ve onun platformlara entegre edilmesini sağlayan UKSS yani uzaktan komutalı silah sistemi olan Trakon'la beraber görüyoruz. Çok eşsiz bir kombinasyon çünkü 30 yonuç konseptini en iyi şekilde kara deniz platformlarına entegre etmemizi sağlayan hem maliyet etkin hem de süreç etkin bir sistem. 30-13 şu an bu fuarda da görüyorsunuz. Geçmiş olduğumuz son bir senedir yoğun olarak sizlerin de fark ettiği gibi dünya ordularının gözdesi olan bir kalibre. Ama bizim 30-13'ümüz olan Venom LR diğer muadillerinden belli özelliklerle ciddi bir şekilde ayrışıyor. Bunlardan bir tanesi düşük geri tepmeye sahip olması. Kendi segmentindeki en düşük geri tepmeye sahip orta kalibre 30x113 mm top. Bununla beraber yine sahip olduğu tamburalı yani revolver mekanizma sayesinde de atış hızını biz dediğimiz gibi 230 dakikadan 1200'e kadar ayarlayabiliyoruz atımızını. Orta kalibre topun az önce söylediğim platformlara entegre edilmesi için grup şirketlerimizden, iştiraklerimizden, Win Robotics tarafından tasarlanan Trakon UKSS ile beraber servis ediyoruz. Şu an gördüğünüz bu konsept silah, kule artı şu an 150 kadar mühimmat ile beraber 550 kilonun altında ağırlığı, ayarlanabilir atış hızı, sahip olduğu gelişmiş optik özellikleri. Bu optik özellikler gündüz, gece ve termal özelliklerdir. Yine aktif track özelliği ve tamamen stabilizeli hem kule hem de optik suite'i tamamen stabilizeli yapısıyla muadillerinden ciddi olarak ayrışıyor. Tamamen yerli, milli sermaye ve imkanlarla geliştirilmiş olan bu sistem bu fuarda ve daha önceki fuarlarda olduğu gibi fuarın gözdesi. Bildiğiniz gibi 2019 yılında başlayıp 2022 yılında biten bir süreçte bizim orta kalibre top üretimine girmemiz. 2022 yılında köklü İngiliz şirket AI Systems'ın SYS grup şirketleri bünyesine katılmasıyla çok önemli bir know-how'ın şirket bünyesine aktarımı gerçekleşti. Şu an bu yılın Ağustos ayından itibaren yani yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde ilk Venom LR'lar 30x113 mm topumuz müşterilere teslimata başlıyor. Bununla beraber bu yılın sonuna kadar hedefimiz 55 sistemin çeşitli kurumlara teslim edilmesi. Önümüzdeki yıldan itibaren de bu tempomuz devam edecek ve teslimatlar artarak devam edecek. Görmüş olduğunuz bu konseptin haricinde de şu an bu fuarda göstermiş olduğumuz, sunduğumuz, öne çıkarmak istediğimiz konseptlerden bir diğeri deniz tipi uzaktan komutalı silah sistemimiz Trakon Targan. Aynı zamanda bizi takip edenler bunu çok iyi biliyorlar ki şu an mevcut Hisar sınıfı gemilerde bu UKSS yer alıyor. Burada sergiliyoruz ve ciddi anlamda bu ürüne de talep olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Trakon serisinin en hafif versiyonu olan Trakon Light UKSS'mizde burada yine son kullanıcının beğenisine sunuluyor. Trakon Light'ın da en büyük özelliği biliyorsunuz olabildiğince hafif olması, çok hızlı bir şekilde insanlı insansız kara veya deniz sistemlerine entegre edilebilmesiydi. Geçtiğimiz aylarda yine bizleri takip edenler görmüşlerdir. Havelsan'ın gelişmiş insansız kara aracı olan Barkan'a entegre edildi. Bu sefer üzerinde 12-10 dede değil, başka bir silah 40 mm bombatar vardı. Daha önce de bunu biz kendi ürettiğimiz Genic M2 QCB ile entegrasyonu yapmıştık. Önceki aylarda Dersan tarafından geliştirilen insansız deniz aracı olan Salvo'ya entegre edilmişti deniz uygulaması olarak. Buradaki tüm uygulamalar bize şunu gösteriyor ki Trakon Light hem insan hem de insansız sistemler için biçilmiş bir ürün. Tasarım gereği demin de söylediğim gibi hafif olması, çok fazla silah sistemini aynı arayüzde kullanmasından dolayı son kullanıcıların oldukça talep gösterdiği ürünlerimiz arasında yer alıyor.